Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv A1 A2 derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu dersimizde regelmäßige Verben, yani düzenli fiilleri görüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Düzenli fiiller deyince bu arkadaşlar kommen fiiline baktığımızda burada düzenli olarak giden bir çekimleme var. Bir fiil çekimi var. Şöyle ki buradaki en'yi atıyorum ve sonuna gereken o fiil harfleri yerleştirmiş oluyorum. Dilerseniz ilk örneğe bir bakalım. Ben İstanbul'dan geliyorum derken kommen neydi arkadaşlar? Gelmek demek. Dolayısıyla ben İstanbul'dan geliyorum derken bakın buradaki en düşüyor. Bunun yerine e harfi geliyor ve dediğim gibi ben İstanbul'dan geliyorum diyecek olursam demek ki ich komme aus İstanbul demem gerekiyor. Aus oradan anlamına gelen bir edat diyebiliriz arkadaşlar bunun için. Güzel Türkçemizde tabii böyle bir şey yok. Çünkü güzel Türkçemiz nasıl? Sondan eklemeli. Ancak Almanca öyle değil. Dolayısıyla mutlaka bunların gelmesi gerekiyor. Yani ben ich komme İstanbul deseydim bu hatalı olurdu. İstanbul'dan geliyorum dediğimde demek ki mutlaka aus'u getirmem gerekiyor. Yani oradan anlamına gelmiş oluyor. Du'ya baktığımızda arkadaşlar kommen az önce söylediğim gibi en'yi düşürüyorum. Du için st ile sonlanmış oluyor bu fiil. Kommen fiili. Dolayısıyla sen geliyorsun derken arkadaşlar du kommst demem gerekiyor. Demek ki sen geliyorsun derken du kommst, ben geliyorum derken ich komme demem gerekiyor. Sen Münih'ten geliyorsun diyecek olursak o zaman aus'u gene kullanmam gerekiyor. Çünkü Münih'ten demiş oluyorum. Dolayısıyla du kommst aus München. Du kommst aus München. Sen Münih'ten geliyorsun. Evet. Er, sie ve es üçüncü tekillerde kullanılıyordu hatırlayacak olursanız. Erkeklerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Er diyorduk. Kadınlarda z'yi getiriyorduk. Es de vardı. Buraya ancak yazmadım. Es neydi arkadaşlar? Das artikelinin yerine geçen bir özneyi kapsamış oluyordu. Örnek verecek olursak ne olabilir? Mesela das Kind denildiğinde çocuk değil mi? Das Kind. Dolayısıyla es diyebiliyorduk. Ancak burada er ve z'yi görmüş oluyoruz. Şimdi bir erkekten bahsediyoruz. Diyoruz ki o Stuttgart'tan geliyor. Evet. Bu arada München, Stuttgart, Leipzig bunlar Almanya'daki şehirlerden bazıları. Şimdi o Stuttgart'tan geliyor diyecek olursak bakın bunun çekimi er, sie, es, en düşüyor ve t gelmiş oluyor. Ne olacakmış? Er kommt. Er kommt aus Stuttgart. Demek ki bir erkek değil mi? Den bahsediyoruz. Stuttgart'tan geliyor derken er kommt aus Stuttgart demiş oluyorum. Bir kadın için yine aynı şekilde aynı şey söz konusu. Leipzig, evet bu da bir şehir demiştik. Dolayısıyla bir kadını kastediyorum. O Leipzig'ten geliyor. Ne olacak? Sie kommt aus Leipzig. Bakın tıpkı er'de olduğu gibi aynı şekilde çekimleniyormuş. Sie kommt aus Leipzig. O Leipzig'ten geliyor. Biz Türkiye'den geliyoruz dediğimizde bakın wir, biz demek. Dolayısıyla bakın burada mastar haldeki kommen aynı şekilde kullanılıyor ve kommen olarak kalıyor. Biz Türkiye'den geliyoruz derken arkadaşlar wir kommen aus der Türkei demem gerekiyor. Wir kommen aus der Türkei. Biz Türkiye'den geliyoruz demiş oluyoruz. Arkadaşlar burada bir gramer yapısı var. Burada bir dönüşüm var. Bunları ayrıntılı bir şekilde zaten görmüştük. Datif konusuyla alakalı bir durum burası. Dolayısıyla bizim odaklanmamız gereken kommen fiili olduğundan dolayı bunları zaten mutlaka görmüşsünüzdür. Ancak bu intensif Deutsch çalışmasında da bu datif konusunu ayrıntılı görüyor olacağız. Ama şimdilik arkadaşlar buraya odaklanırsak daha iyi ederiz. Burayla devam ediyoruz. İya. İya arkadaşlar ikinci çoğul için kullanılıyor. Yani karşımda bir grup insan varsa iki ve daha fazla insan varsa
IA kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun çekimi de arkadaşlar command IA için compt olarak çekimleniyor. Demek ki siz geliyorsunuz derken karşımdaki topluluğu kastediyorum. Compt olarak çekimleniyor. Siz Almanya, evet Almanya neydi? Deutschland'tı. Dolayısıyla siz Almanya'dan geliyorsunuz diyecek olursak ne diyecekmişiz? Ihr kommt aus Deutschland diyecekmişiz değil mi? Demek ki ihr kommt aus Deutschland. Siz Almanya'dan geliyorsunuz. Burada bir Z var arkadaşlar. Evet, buradaki Z iki anlamı gelebilir. Birisi nezaket formu olan saygı anlamındaki siz. Bu ne olabilir? Amirimiz olabilir. Bizden yaşça büyük birisi olabilir. Yeni tanıştığım birisi olabilir. Öyle değil mi? Dolayısıyla Z kommen demiş oluyoruz. Ancak bir şey daha var ki Z gene aynı şekilde çekimleniyor. Onlar anlamına da gelebiliyor. Bakın 3 anlamı var Z'nin. İlki saygı formu olan Z. İkincisi onlar anlamındaki Z. Bir şey daha. Kadını kastederken Z. Ancak bunun çekimi ne oluyor? Bakın burada Z kommt olarak çekimlenirken diğer ikisi Z kommen olarak çekimlenmiş oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi burada arkadaşlar Z kommen aus Berlin denilmiş. Bir önceki cümleye bakmamız gerekiyor. Yani burada kastettiğim kişi saygı formundaki kişi mi yoksa onlar mı? Dolayısıyla bir önceki cümleye bakmamız gerekiyor bunu anlamlandırabilmek için. Ancak burada şimdi bunu dilerseniz üçüncü çoğul olarak da değerlendirebiliriz. Demek ki onlar Berlin'den geliyor derken Sie kommen aus Berlin demiş oluruz. Tabii şu anlama da gelebilirdi. Saygı formunda siz Berlin'den geliyorsunuz dediğimizde gene aynı formda değerlendirilecekti. Ne olacaktı? Sie kommen aus Berlin şeklinde olacaktı. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich komme aus Istanbul. Ich komme aus Istanbul. Du kommst aus München. Du kommst aus München. Er kommt aus Stuttgart. Er kommt aus Stuttgart. Sie kommt aus Leipzig. Sie kommt aus Leipzig. Wir kommen aus der Türkei. Wir kommen aus der Türkei. Ihr kommt aus Deutschland. Ihr kommt aus Deutschland. Sie kommen aus Berlin. Sie kommen aus Berlin. Bir başka düzenli fiil olan wohnen fiiliyle devam ediyoruz arkadaşlar. Wohnen ikamet etmek ya da oturmak anlamına geliyor. Şimdi bu da tıpkı diğer düzenli fiilde olduğu gibi ene'yi düşmeyi gerektiriyor. Yani şu iki kelimenin düşmesini gerektiriyor. Ve yerine ne gelecek? E gelecek. Hangi formda? Ich. Demek ki ben oturuyorum ya da ben işte şurada ikamet ediyorum derken ne diyeceğim? Ich wohne diyeceğim. İstanbul'da diyecek olursak arkadaşlar in İstanbul demem gerekiyor. Neymiş demek ki İstanbul'da derken in İstanbul demem gerekiyormuş. Ben İstanbul'da oturuyorum derken ich wohne in İstanbul diyeceğim. Du için arkadaşlar du'da da gene en düşecek ve bunun yerine st gelecek ve du wohnst yani sen oturuyorsun, sen ikamet ediyorsun derken du wohnst. Evet sen Stuttgart'ta ikamet ediyorsun, oturuyorsun derken du wohnst in Stuttgart. Du wohnst in Stuttgart demiş oluyorum. Bakın ich formunda da ne oluyordu? Ich wohne in İstanbul olmuş oluyordu. Erkekler de er wohnt. Evet bakın en düşüyor ve bunun yerine ne geliyor? T gelmiş oluyor. O Münih'te oturuyor. Kim oturuyor? Bu bir erkek. Dolayısıyla er ne diyeceğim? Er wohnt in München. O Münih'te oturuyor. O Münih'te ikamet ediyor demiş oluyorum. Sie için bir kadından bahsederken gene aynı şekilde üçüncü tekiller ne oluyordu arkadaşlar? Eylemin sonuna T'yi getirmeyi gerektiriyordu öyle değil mi? Dolayısıyla sie wohnt demem gerekiyor. Evet o Leipzig'te oturuyor derken sie wohnt in Leipzig. Sie wohnt in Leipzig. O
Leipzig'te oturuyor, orada ikamet ediyor anlamında. Via için baktığımızda arkadaşlar, via aynı şekilde geliyor. Mastar hal, herhangi bir çekim yok. Ne olacak? Wir wohnen şeklinde yorumlanacak. Evet, biz Karlsruhe, evet Karlsruhe'de gene Almanya'daki şehirlerden birisi. Evet, biz Karlsruhe'de oturuyoruz, orada ikamet ediyoruz derken wir wohnen in Karlsruhe demiş oluyoruz. İa için arkadaşlar nasıl çekimleniyordu? E-N düşüyordu. Yerine ne geliyordu? T gelecek. Dolayısıyla ihr wohnt, evet, iki ve daha fazla insanlar için kullanılıyordu değil mi? İa. Dolayısıyla siz Hamburg'da oturuyorsunuz derken, orada ikamet ediyorsunuz derken ihr wohnt in Hamburg demem gerekiyor. Sie için arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi bu nezaket formu olabileceği gibi üçüncü çoğul da olabilir. Siz Nürnberg'te oturuyorsunuz. Yani ne yapmış oluyor? Onlar, değil mi? Onları kastediyoruz. Sie wohnen in Nürnberg. Onlar Nürnberg'te oturuyor. Ya da saygı formunda siz Nürnberg'te oturuyorsunuz demiş oluyoruz. Hangi cümleyle? Sie wohnen in Nürnberg cümlesiyle. Evet, böyle zaman zaman Türkçe ve Almanca konuşulurken böyle şekilden şekle girebiliyor insan. Evet. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich wohne in Istanbul. Ich wohne in Istanbul. Du wohnst in Stuttgart. Du wohnst in Stuttgart. Er wohnt in München. Er wohnt in München. Sie wohnt in Leipzig. Sie wohnt in Leipzig. Wir wohnen in Karlsruhe. Wir wohnen in Karlsruhe. Ihr wohnt in Hamburg. Ihr wohnt in Hamburg. Sie wohnen in Nürnberg. Sie wohnen in Nürnberg. Evet arkadaşlar, şimdi trinken fiiliyle devam edelim. Trinken içmek demek arkadaşlar. Bu da gene düzenli fiiller kapsamında. Trinken'i ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki e-n'yi atacağız ve ich, ben dediğimde, ben içiyorum derken ne diyeceğim? Ich trinke şeklinde yorumlayacağım. Wasser da arkadaşlar, das Wasser su demek. Dolayısıyla ben su içiyorum derken arkadaşlar ich trinke Wasser diyeceğim. Ich trinke Wasser demek ki ben su içiyorum. Du için baktığımızda neydi arkadaşlar? E-N'ye düşüyordum ve bunun yerine ST gelmiş oluyordu. Ve ne diyeceğim? Du trinkst diyeceğim. Du trinkst, sen su içiyorsun derken du trinkst Wasser. Du trinkst Wasser demek ki sen su içiyorsun. Er için ve sie için ne olacak arkadaşlar? Trinkt şeklinde yorumlanacak. Dolayısıyla ne diyeceğim? Er trinkt Wasser. Bir erkekten bahsediyorum. Bir kadın su içiyorsa ne deriz? Sie trinkt Wasser. Demek ki sie trinkt Wasser, o su içiyor demiş oluyoruz. Wir için ne oluyordu arkadaşlar? Mastar haldeki ile aynı şekilde kullanılıyordu. Ve ne diyorduk? Biz su içiyoruz. Ne diyeceğiz? Wir trinken Wasser. Demek ki biz su içiyoruz derken wir trinken Wasser dememiz gerekiyor. Evet, ihr neydi? İki ve daha fazla insanlar için kullanılan yapıydı ihr, öyle değil mi? Dolayısıyla siz su içiyorsunuz diyecek olursak ihr trinkt Wasser, siz su içiyorsunuz demek ki ihr trinkt Wasser demiş oluyoruz. Tabi burada siz demekle ne yapmış olduğumuzun farkındasınız değil mi? Yani karşımızdaki topluluğu kastediyorum, yoksa benden rütbece büyük ya da amiri kastetmiyorum. O çünkü sie kapsamında olmuş olurdu. Evet, dolayısıyla ihr trinkt Wasser derken ne diyeceğim? Karşımdaki topluluğu kastetmiş oluyorum. Sizler su içiyorsunuz demiş oluyorum. Buradaki sie iki anlamı vardı. Sie'nin, hatta üç değil mi? Ancak buradaki pozisyonda ikiydi. Neydi ilki? Saygı formu olan siz ya da onlar anlamındaki sie. Değil mi? Dolayısıyla siz ya da onlar su içiyor derken ne diyecekmişiz?
sie trinken Wasser diyecekmişiz. Dilerseniz bunları doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. Du trinkst Wasser. Du trinkst Wasser. Er trinkt Wasser. Er trinkt Wasser. Sie trinkt Wasser. Sie trinkt Wasser. Wir trinken Wasser. Wir trinken Wasser. Ihr trinkt Wasser. Ihr trinkt Wasser. Sie trinken Wasser. Sie trinken Wasser. Şimdi arkadaşlar arbeiten fiiline bakalım. Arbeiten Almanların belki de en çok sevdiği fiillerden, eylemlerden birisi. Çalışmak demek arkadaşlar. Arbeiten tıpkı önceki fiillerde, yani düzenli olan fiillerdeki çekimle aynı şekilde çekimleniyor. Öncelikle bir inceleyelim. İş için ne olacak arkadaşlar? Bakın buradaki en düşecek arbeiten'de. Ne olacak? Ben çalışıyorum derken ich arbeite diyeceğim. Bakın burada e gelmiş. Ich arbeite. Ancak du'ya baktığımızda arkadaşlar du arbeitest. Fark ettiyseniz arkadaşlar buraya bir kaynaştırma harfi gelmiş. Bu kaynaştırma harfi de e. Çünkü bu olmamış olsaydı ne olacaktı? Yani e'yi düşürdüğümüzde du arbeitest gibi bir evet kulağa belki de rahatsız edecek bir şey çıkacaktı, sözcük çıkacaktı. Ancak burada kaynaştırma e'yi kullandığımda daha böyle anlaşılır bir şey çıkmış oluyor ortaya. Dolayısıyla sen çalışıyorsun derken du arbeitest demiş oluyoruz. Buradaki e demek ki gerekli olan kaynaştırma harfiymiş. Bu kaynaştırma harfi burada da var arkadaşlar. Üçüncü tekilde bir erkekten bahsederken o çalışıyor diyecek olursak er arbeitet demem gerekiyor. Demek ki o çalışıyor derken er arbeitet, tıpkı sie'de olduğu gibi sie arbeitet bir kadını kastetmiş oluyoruz. Sie arbeitet, o çalışıyor demiş oluyoruz. Wir için ne demiştik arkadaşlar? Mastar haldeki aynen buraya taşınıyordu. Dolayısıyla biz çalışıyoruz derken wir arbeiten dememiz gerekiyordu. Wir arbeiten demek ki biz çalışıyoruz. Ihr için de ne yapacağız arkadaşlar? İki ve daha fazla insan için kullanılıyordu. Ihr ne olacak? Ihr arbeitet. Bakın burada da gene kaynaştırma e harfi olmuş oluyor. Çünkü diğer türlü arbeitet gibi bir şey olacaktı. Değil mi? Dolayısıyla buradaki e şartmış. Kaynaştırma anlamında. Sie formuna da baktığımızda saygı formundaki sie ya da neydi? Onlar derken sie kullanıyorduk. Burada da gene mazhar haldeki kullanım söz konusuymuş. Bu da neymiş? Sie arbeiten. Demek ki onlar çalışıyor derken sie arbeiten ya da saygı formundaki siz derken sie arbeiten dememiz gerekiyor. Dilerseniz bunları doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich arbeite. Ich arbeite. Du arbeitest. Du arbeitest. Er arbeitet. Er arbeitet. Sie arbeitet. Sie arbeitet. Wir arbeiten. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. Sie arbeiten. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde regelmäßige Verben, yani düzenli fiiller konusunu ayrıntılı şekilde incelemiş olduk. Almanca Kolay YouTube kanalımıza abone olmayı, bu kanalı paylaşmayı, yorum bırakmayı ve aşağıdaki zil butonunu tıklamayı unutmayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.